Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa artık göçmen almamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Göçmenlerle ilgili yeni yasalar çıkartılıyor, yeni kurumlar kuruluyor. Hepsi göçmenlerin Avrupa kıtasına gelmesini engellemek için. Şimdi sizlerle akıllara durgunluk veren bir kararı paylaşacağım. Danimarka artık mültecilere kapılarını kapatma kararı aldı. Danimarka parlamentosu iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların dosyaları karara bağlanıncaya kadar Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesini yolunu açan bir yasayı kabul etti. Azınlık Sosyal Demokrat Parti hükümet tarafından önerilen yeni düzenlemeye göre mülteci kampları kurulması ve idaresi için gönüllü olacak ortak ülkeler aranacak. Yani parayı verecekler, başka bir ülkede, Avrupa kıtası dışında başka bir ülkede Danimarka'ya gelmek isteyen mültecileri tutacaklar. Göç hatları üzerinde faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarına mali yardım sağlanacak. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu ise yasa konusunda kaygılı olduklarını ifade etti. Yani kaygılılarmış. İcraat yok. Danimarka son yıllarda ülkeye göçmen akışını sınırlayıcı bir dizi yasal düzenleme çıkardı. Bu konudaki yeni düzenlemeler özellikle de 2015 yılında Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısının 21 bin ile zirveye ulaşmasından sonra hız kazandı. Danimarka parlamentosunda yapılan oylamada tasarı 24'e karşı 70 oyla kabul edildi. Hükümet sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunuyorsanız Avrupa dışında bir ülkeye gönderileceğinizi bileceksiniz. Böylece insanların Danimarka'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmasını engellemeyi umuyoruz diyor. Yeni yasayla iltica dosyaları 3. ülkede değerlendirilecek ve o başvuran kişiye o ülkede Danimarka'da yeni onaylanan sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısı Avrupa Birliği'nde tartışma yarattı. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü yapmış olduğu açıklamada sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasanın mevcut Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu bildirdi. Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumluluğu ve sığınmacıların korunması için uluslararası dayanaklara zarar verilmesi riskiyle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin endişelerini paylaştığı belirtildi. Sığınma talepleriyle ilgili bu tür kararların hem konuya ilişkin hukuki süreçlere hem de mağdurlara etkili biçimde koruma sağlanmasına yönelik soru işaretleri oluşturduğunu belirten yetkililer şunları kaydetti. Bu mevcut Avrupa Birliği hukuku altında ya da göç ve sığınmaya yönelik yeni teklifler içeren anlaşma uyarınca mümkün değil. Komisyonun önerdiği yeni göç ve iltica anlaşması sığınmayı Avrupa Birliği şartı tarafından garanti altına alınmış bir temel hak olarak görüyor. Komisyon yeni bir adım atılmadan ve yürürlüğe girmeden önce Danimarka'nın yasalarını dikkatlice inceleyecek. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı bu arada. Bu Danimarka'nın bu ülkede bir mülteci kampı kuracağına da işaret. Yani Danimarka'ya iltica etmek isteyenlere diyecekler ki Ruanda'ya gidin. Ruanda'da bizim bir kampımız var. Orada bir kalın, biz sizin durumunuzu değerlendireceğiz. Yıllarca atacaklar oraya, kalacaklar. Ruanda'ya da 3-5 kuruş para verecekler. Fakir ülkelerden bir tanesi zaten. Kalacaklar orada. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, Danimarka birkaç hafta önce 200 Suriyeli mültecinin oturum hakkını geri alarak onların bir an önce ülkeyi terk etmesini istemişti. Sınır dışı kararı almıştı. Görüyoruz arkadaşlar, mülteci hakları yok, göçmen hakları falan, bunların hiçbiri geçerliliği yok. Danimarka'nın sicili o kadar kabarak ki, enteresan bir uygulaması vardı Danimarka'nın. Suriyelilerin tamamını aldılar. Bu Suriyelilerin üzerindeki altınlarını, paralarını, değerli eşyalarını devlet kendisi el koydu. Evet, Suriyelilerin cebindeki o 3-5 kuruşlarına dahi devlet, biz size yaşama hakkı vereceğiz bu ülkede diye bütün o, yani o küpelerini, kadınların küpelerini bile çıkartıp el koydular arkadaşlar ve bunu bir yasayla yaptılar. Evet, bunu bir yasayla yaptılar. Göç Bakanı bir kadın vardı, adını şimdi hatırlamıyorum, Danimarka'da ve bunu bir pastayla kutlamıştı arkadaşlar mecliste. Çok güzel bir şey yapıyorlarmış gibi. Şimdi daha ağır konuşmak isterim ama maksadını aşsın istemem. Ve şunu söylediler şu anda Danimarka hükümeti. Suriye'yi güvenli ülke olarak görüyor. Hal böyle olunca da gelmeyin diyorlar. Yani Suriye'yi de şu an güvenli, savaşın olmadığı yer olarak görüyorlarmış. Yani 100 tane ülkenin askeri var kardeşim ve Suriye'de.
Yani bir şey, atın da düzgün atın yani, destekli atın biraz yani. Yazık, günah bu insanlara. Şimdi Danimarka Suriyelileri sınır dışı edecek. Karar çıktı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Facebook kullanan izleyicilerimiz için çok çok önemli bir haberi paylaşacağız. Evet, sosyal medya bildiğiniz üzere pek çok kişi için pek çok sorun oluşturmaya devam ediyor. Kişilerin özel ve gizli bilgilerinin maalesef birileri tarafından ele geçirildiği ortamlar haline gelmiş durumda. Bununla ilgili olarak Almanya'dan çok önemli bir açıklama var. Almanya'da üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderen özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Koruma Komiseri, kullanıcı bilgilerinin güven altında olmadığını belirterek devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının bir an önce kapatılması istendi. Yani bunu devlet kurumları için söylüyor ama devlet kurumlarının hesapları tehlikedeyse bizim gibi vatandaşların durumu nedir acaba? Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan, başta federal hükümet olmak üzere tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook sosyal medya hesaplarının tehdit altında olduğunu ve ayrıca sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığını dikkat çeken yetkili, Facebook'un ABD yönetimi tarafından istenen değişiklikler yapılmadığı takdirde söz konusu sayfaların kapatılması yönünde harekete geçeceklerini duyurdu. Yani Facebook Almanya'da her an yasaklanabilir. Bunun haberi. Benzer uyarının daha önce de Federal Bilgi Koruma Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden yetkili, Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığını dile getirdi. Uyarı yazısında söz konusu sosyal medya hesaplarının sahipleri tarafından yıl sonuna kadar kapatılmasını talep eden yetkili, aksi takdirde gelecek Ocak ayından itibaren kendi yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını söyledi. Facebook sayfalarında milyonlarca üye ve abone sahibi olduğu belirtilen federal hükümet ile bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada ise Bilgi Koruma Dairesi'nden kendilerine gelen uyarı bilgisini doğrulayarak konunun incelendiği duyuruldu. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef sadece Facebook değil, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında durum gerçekten çok çok ciddi. Hiç kimsenin bir gizliliği kalmış değil. Özellikle dolandırıcılar bu Instagram ve Facebook başta olmak üzere pek çok sosyal medya ağında cirit atıyor. İnsanların özel bilgilerini çalıyor, kredi kartları numaralarını çalıyorlar, İnsanların özel fotoğraflarını çalıyorlar. Yani sözün özü, değerli izleyicilerimiz, çok ama çok herkesin dikkatli olması gerekiyor. Devletin resmi kurumu ne diyor? Almanya'daki tüm resmi makamların Facebook sayfalarını kapatın diyor. Eğer Ocak ayına kadar kapatmazsanız biz zorla kapatacağız açıklaması var. Şimdi bu açıklama çok çok önemli. Almanya gibi önemli bir ülkede yapılan bu açıklamanın tüm ülkelere örnek olması gerekiyor. Onların da bir yasaklamaya gitmesini ben doğru buluyorum. Mutlak surette Facebook'la ilgili bilgilerinizi gözden geçirin değerli izleyicilerimiz. Şifrelerde vesairede bunların hiçbir anlamı yok. Tüm özel bilgileri yapılan açıklamaya göre birileri tarafından alınıyor, çalınıyor. Bu net bir şekilde ortada. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Instagram'dan bir haberimiz var. Instagram sadece belirli bir kitlenin kullanımına izin verdiği hikayede link paylaşma özelliğini yeniden test ediyor. Platformun test sürecine aldığı yukarı kaydır, yani hikaye bölümündeki yukarı kaydır özelliğini genel kullanıma açıp açmayacağı merak ediliyor. Instagram hikayelerinde bağlantı yönlendirme özelliğini sınırlı bir şekilde uyguluyordu. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu özelliği genişletebilmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Yeni özellik bağlantıyı yukarı kaydırmak yerine bir bağlantı etiketi sunuyor. Bu etiketler üstüne tıklanınca çalışarak yukarı kaydırma bağlantısı ile aynı işlevi görecek. Yani hikaye bölümüne bir link koyabileceğiz. Instagram'ın ürün müdürü yapmış olduğu açıklamada test denemelerinin şimdilik küçük bir aşamada olduğunu ve insanların bağlantılardan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek üzerine olduğunu söyledi. Yeni özellikle yanlış bilgi ve spama özellikle dikkat edilirken insanların gönderdiği bağlantı türleri de izlenecek. Evet değerli izleyicilerimiz, sosyal medyada da maalesef Instagram bir çılgınlık halini almış vaziyette. Instagram hiç kimsenin elinden düşmüyor. Ben tabii biraz farklı kullanıyorum Instagram'ı vesaire. Özellikle bizim Türkçe Haber ve Emekli TV için kullanıyoruz. Özel hiçbir paylaşımda bulunmuyoruz. Hal böyle olunca da biraz kafamız rahat diyebiliriz.
herkesin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle çocukların çok çok dikkatli olması gerekiyor. Herkes bizler gibi iyi niyetli değil. Kötü insanların da bu dünyada yaşadığını unutmamamız gerekiyor. İşte görüyorsunuz, Instagram aldı başını gitti, Facebook aldı başını gitti. Daha neler göreceğiz? Dünya bu bizim cep telefonlarımızın içerisine sığdı. Aynı zamanda bu cep telefonları arkadaşlar birer muhbir. Yani bizim bilgilerimizi birilerine veriyor. O cep telefonlarına yüklemiş olduğumuz programlar emin olun zaten bir yerlere bağlı ve bizim cep telefonlarımızdaki en özel bilgilere dahi ulaşabiliyorlar. Ne diyelim? Allah insanları kötülerle karşılaştırmasın ama biz tedbirimizi mutlak surette almak zorundayız.